Gaziantep Nurdağ'ındaki Şatırhöyük köyüne gidelim şimdi. Muhteşem doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan bir köydü burası ama depremde o köyde yerle bir oldu. Ve ne yazık ki haritadan silindi. Arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Mehmet Şahin o köye gitti bugün ve geride kalan hüzün yüklü öyküleri dinledi. Köy görüyorsunuz, kimse kalmadı, harap oldu, kim mi yandı, kim mi öldü? Köyümüz gitti, hayallerimiz gitti, annem gitti, babam gitti, kardeşim gitti, kimsemiz kalmadı. Her şeylerini kaybettiler, geride ne anneleri kaldı, ne babaları, ne de çocukları. Tüm anıları ise artık enkaz altında. Köy de gitti, evimiz de gitti, canlarımız da gitti. Hepsi gitti. Yıkıcı deprem Gaziantep Nurdağ'ına bağlı Şatırhöyük köyünü de haritadan sildi. İşte burası bir zamanlar köyün merkeziydi. Bakın köyün içerisinde geziyoruz. Sağımız solumuz yolun her iki tarafındaki tüm köy evleri de büyük depremle birlikte büyük zarar gördü. Ayakta kalan birkaç bina var ama onlarda da ağır hasar var. Ve maalesef büyük deprem sonrası bu köyde büyük can kayıpları yaşandı. Eşimi kaybettim. 5 yaşında oğlumu, daha yeni 5 yaşına girmişti benim oğlum. İşte daha görüyorsunuz, taş taş üstünde kalmadı, yok. Varlıklar gitti, anılar da bitti. Yani anılar da silindi gitti, kalmadı ki. Yok, yani yaşayamıyoruz. İşte burası Şatırhöyük köyünde Tuğba ile birlikte ailesinin yaşadığı köy eviydi. Bu evde deprem anında 7 kişi vardı. Depremle birlikte herkes uyandı, ardından depremin geçmesini bekledi. Ancak deprem uzun sürünce Tuğba ile birlikte ailesi 7 kişi dışarıya çıktı. Ve onlar dışarıya çıktıktan sonra oturdukları ev işte böyle yerle bir oldu. Biz deprem olduğunda işte hemen kaçtık. O zaman yıkılmadı hemen. Herkes üzgün. Evler yıkıldı. İnsanlar, akrabaları öldü. Anıları zaten anlatamazsın. Anılar ancak yaşanıyor, anlatılmıyor. Yani gördüğü gibi. Neyini anlatabilin ki? Şatırhöyük köyünde maalesef evler, köy evleri yerle bir oldu. İşte Hüsna teyze de eşiyle birlikte canını sağ kurtardı. İşte bu evine geldi. Evinden çıkarabildikleri birkaç eşya burada. Burada ısınmak büyük problem. İşte bakın battaniyeleri, yastıkları, çıkarabildiği birkaç eşyasını bu enkazdan çıkardı ama maalesef burada oturan tüm depremzedeler gibi burada yaşayanların yüreği de yangın yeri. Bir iki yatağı çıkarttım, döşek çıkarttım, yorgan çıkarttım, 2-3 tane battaniye çıkarttım. Ha işte şimdi geldi, kabınları çıkartıyor. Şu enkazların bir an önce buradan kalkması lazım ki şu enkazları gördüğümüzde acımızı yaşamayalım. Bir an önce bunları unutalım artık.